رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir evvelki derste murakabe bahsine girmiştik. İlgili ayetleri okumuştuk. 61 numaralı hadisle başlıyor bu kısım. Orada kalmıştık. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم إمام مسلم رحمه الله نقل ediyor. Sahabi ravisi hadisin Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz beynama nahnu culusun inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem zate yevmin. Biz bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında oturuyorduk. Rivayetin başka varyantlarından anlıyoruz ki bu hadise Medine döneminde hicretin 10. yılı gibi Medine döneminin sonlarına doğru cereyan ediyor. Hadise Mescid-i Saadet'te, Mescid-i Nebi'de geçiyor. Demek ki Mescid'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikte oturuyor sahabe-i kiram. İttala aleyna raculun, birden bir adam geldi. Şedidü beyaz istiyabi, üzerinde beyaz bir elbise var. Ama bembeyaz bir elbise. Şedidü sevadi şa'ri, adamın saçı sakalıysa simsiyah. Bembeyaz bir kıyafette, saçı sakalı simsiyah. La yura aleyhi eterus sefer, ama herhangi bir yolculuk alameti yok adamın üzerinde. Hani üstü başı toz toprak olur, saçı başı dağınık olur, bir yorgunluk alameti olur vesaire, böyle bir şey yok. Ve la ya'rifuhu minna ahad, ama içimizden onu tanıyan kimse de yok. Böyle bir tuhaf manzara. Hatta celese ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, gitti aleyhissalatü vesselam efendimize fe esnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi, onun önüne diz çöktü, dizlerini dizlerine dayadı. Ve vada'a keffeyhi ala fakideyhi, ellerini de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dizlerine koydu. Veya bu kendi dizlerine koydu diye de anlaşılabilir.
وقال يا محمد dedi ki ey Muhammed akhbirni anil İslam. Bana İslam'dan haber ver. İslam nedir? İslam'ı anlat bana. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki El İslamu İslam şudur. En teşhede en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmendir. Ve enne Muhammeden Resulullahi Muhammed'in de onun Resulü olduğuna, Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Ve tuqime salate namazı ikame etmendir. Ve tu'tiye zekate zekatı eda etmendir. Ve tasume ramadane ramazanı tutmandır, ramazan orucunu tutmandır. Ve tahuccel beyte in istata'te ileyhi sebila gücün yetiyorsa, ona yol bulabiliyorsan beyti hac etmendir. Kale sadakta. Adam bu cevabı alınca doğru söyledin dedi. Fe acibne şaşırdık. Fe acibne lehu yes'eluhu ve yusaddikuhu. Hem soruyor hem tasdik ediyor. Şaşırdık. Devam etti adam. Kale fe akhbirne anil iman. İmandan bana haber ver. İmanı bana anlat dedi. Sayfalar karıştı. Sayfamız kaç? 92. Farklı mı? 61 numaralı rivayetti değil mi? Oradan gidelim o zaman. Evet. Buldum. Kale fe akhbirni anil iman. Bana imandan haber ver. İmanı anlat dedi. Kale Efendimiz buyurdu ki en tu'mine billahi Allah'a iman etmendir. ve melaiketihi meleklerine iman etmendir ve kutubihi kitaplarına ve rusulihi rasullerine ve yevmil ahiri kıyamet ahiret gününe ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerri hayrıyla şerriyle kadere iman etmendir. Kale sadakta adam gene doğru söyledin dedi. Kale ve devam etti. Fe akhbirni anil ihsan bana ihsanı anlat. İhsan nedir? Kale Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam en te'budallâhe ke'enneke terâhu Allah Teala'yı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir. Fe in lem tekun terâhu her ne kadar sen onu görmüyorsan da fe innehu yerâk o seni görüyor. Kal adam devam etti fe ahbirni anis saati bana kıyametten haber ver dedi. Kal Efendimiz buyurdu ki mel mes'ulu anha bi'aleme mine's-sâil. Bu konuda kendisine bu soru sorulan kişi soruyu sorandan daha bilgili değil. Yani sen bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Kıyametin vaktini soruyor tabi. Kendisini değil vaktini soruyor Cibril aleyhisselam. Kal bunun üzerine devam etti. Fe ahbirni an emaratiha. O zaman onun emarelerini, alametlerini bana haber ver dedi. Kâl Efendimiz buyurdu ki En telidel emetu rabbeteha cariyenin efendisini doğurmasıdır. Ve enterel hufatel uratel alete ri'a eşşâi yalın ayak başı kabak koyun çobanlarının ya da işte çobanların diyelim daha genelde yetetavvelune fil bünyan bina yapımında yarışmalarını görmendir, yarıştıklarını görmendir. Sümmen talaka sonra adam ayrıldı gitti felebistu meliyyen ben bir süre bekledim. Sümme kal sonra Efendimiz buyurdu ki ya Ömer etedri menissail ey Ömer soru soran kimdi bildin mi biliyor musun? Kultu ben dedim ki Allah ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Fe in kal Efendimiz buyurdu ki fe innehu cibrilu o cibrildir. Etakum yuallimekum yuallimukum dinekum size dininizi öğretmek için geldi.
Bu meşhur Cibril hadisi diye bildiğimiz hadis. Önce hadise bir kuş bakışı bakalım. Hadiste Cibril aleyhisselam imanın, İslam'ın ya da dinin, öyle diyelim, temel kaidelerini, sabitelerini, asıl esaslarını soruyor. Önce İslam nedir diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam'ı bildiğimiz şekilde tarif ediyor. Arkasından imanı soruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz imanı da tarif ediyor. Arkasından da kıyameti soruyor. Ha, ihsanı soruyor. İhsanı da Efendimiz tarif ettikten sonra kıyameti soruyor. Şimdi İslam, iman ve ihsan bizim mükellefiyetlerimizin iç içe çerçeveler halinde, iç içe halkalar halinde birbirini besleyen, birbirini gerektiren üç aşamasını, üç basamağını tarif ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir kimse Müslümanlığını bu üç şey üzerine, bunları bir hakkın öğrenerek, anlayarak ve hayatına uygulayarak bina etse, o kimse Cenab-ı Hakk'ın kendisinden istediği, arzu ettiği, irade ettiği kulluğu bir hakkın gerçekleştirmiş olur inşallah. Arkasından Cibril Aleyhisselam kıyameti soruyor. Bu da bizim dünya algımızı, dünya tasavvurumuzu, buradaki varlığımızın mahiyetini, encamımızı, gideceğimiz yeri bize yeniden hatırlatan, dolayısıyla dünya tasavvurumuzu yenileyen bir soru. Son derece önemli olduğu için Cebrail aleyhisselam bunu gündeme getiriyor. Kıyametin sadece kendisi değil ama emareleri de önemli ki Cebrail aleyhisselam kıyametin kopuş vaktini değil de onun emarelerini o zaman bana haber ver. Kıyametin kopuş vaktini sordu. Efendimiz bilmiyorum, sen de bilmiyorsun buyurdu. O zaman emarelerini bana haber ver demekle aslında bize bir mesaj. Yani bu dünyanın bir sonu var. Bu dünyadaki hayatın bir finali var. O son derece önemli bir final. Orada bir takım işler olacak. Daha evvelki zaman dilimlerinde insanlık ve dünya tarihi itibarıyla görülmemiş şeyler olacak. Bunlar çok ehemmiyetli, çok önemli şeyler olduğu için dikkatimize sunulması uygun görülmüş. Cebrail aleyhisselam bize dinimizi öğretmek için gelmiş, bu soruları sormuş. Dolayısıyla kıyametin alametleriyle ilgili olarak da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den aldığı bu bilgi bizim için dindir, bizim için vazgeçilmezdir. Burada zikredilen hususların her biri için bunu bu şekilde düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Bunlardan herhangi birisi olmasa da olur, bunu dikkate almayabiliriz, bu bizim için önemli değil, bir teferruattır diyebileceğimiz önemsizlikte, değersizlikte değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cibril size dininizi öğretmek için gelmişti diye haber verdiğine göre bu hadiste çerçevesi çizilen şeyler ya da ana hatlarıyla dikkatimize sunulan şeylerin her birinin din içinde bir yeri var. Bu din dışındadır. Bu olmasa da olur diyebileceğimiz herhangi bir husus burada yer almıyor. Bu genel çerçeveden sonra hadiste yer alan detaylara geçebiliriz. Şunu söyleyelim, bu
sahabeden 11 kişiden nakledilmiş bir rivayettir. Hemen bütün hadis kaynaklarında yer alır. Hadis kaynakları dışında daha başka kaynaklarda da yer alan bir rivayettir. Bu sebeple birçok alim bunun mütevatir olduğunu söylemiş. Bir hadisin mütevatir olması için ne gibi şartlar taşıması lazım? Usul-i hadiste bu mesele enine boyuna tartışılmış. Ve üzerinde karar kılınan görüş şu olmuş: bir hadisin mütevatir sayılabilmesi için illa şu kadar ravi, bu kadar ravi tarafından nakledilmiş olması gerekir diye bir tayin, bir tahsis yapmak şart değil demişler. Bu bir hadisi nakleden ravilerin sahabe tabakasından itibaren musannıflara kadar, hadisi eserine alan hadis alimine kadar her bir basamakta, her bir tabakada, aşamada yer alan ravi adedi, eğer bizde bu adamlar böyle bir rivayeti uydurmak için bir araya gelmiş olamaz kanaatini oluşturuyorsa, aklen de böyle bir şey mümkün değilse, biz buna mütevatir diyoruz. Bu raviler bazen 10 olur, bazen 50 olur, bazen 80 olur, bazen daha fazla olur. Şu veya bu sayı diye bir tahsis ve tayin yapmayı usul-i hadis alimleri doğru bulmuyorlar. Bu bakımdan bu rivayet hemen bütün hadis kaynaklarında da yer almış olması dolayısıyla mütevatir olarak ifade edilse yanlış olmaz. Dolayısıyla bu rivayet üzerinde konuşurken başından beri bu ümmetin telakki bil kabul ettiği, yani kabul edip muhtevasına iman ettiği bir rivayet olarak bize kadar gelmiş. Dolayısıyla üzerinde konuşurken kelimelerimizi daha dikkatli seçerek konuşmak zorundayız. Evet, çok bildik ifadeler gibi okunduğunda çok bilinen bir rivayet olduğu için ifadeleri de çok bildik, çok tanıdık geliyor ama dediğim gibi bize din tarifi, din öğretmesi için Cebrail aleyhisselam gönderilmiş ve bu konuşma o çerçevede cereyan etmiş bir konuşma olduğu için her bir cümlesi üzerinde ayrı ayrı durmak, ayrı ayrı tefekkür ve teemmül etmek gerekir. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmendir ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Daha evvel farklı vesilelerle söylemiştik. Bizim imanımız şahitlik üzerine kurulu bir imandır. Biz imana girerken, İslam'a girerken Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim demiyoruz. Şahitlik ettim diyoruz. Çünkü biz şahit bir ümmetiz. Bizim bu şahitliğimizin sadece bizim iman ettiğimiz şeylerle sınırlı bir etkisi ve fonksiyonu yok. Aynı zamanda bütün insanlığa dönük bir misyonumuz da var bizim. Onun için Kur'an-ı Kerim'de biz كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ayetinde ifade buyurulduğu gibi insanlık üzerine, bütün insanlık üzerine şahit kılınmış bir ümmetiz. Bu şahitlik vasfı bizde otomatik olarak adalet vasfının da bulunduğunu gösterir. Ümmeten vasata ifadesi de adil bir ümmet demektir. Adaleti olmayanın şahitliği de olmaz. İslami bir mahkemede, şer'i bir mahkemede şahitliğin kabul edilebilmesi için şahitlerde adalet vasfı aranır. Bizim de şahitliğimiz söz konusudur. Bir mahkeme olacak, o mahkemede bizim şahitliğimiz söz konusu olacak.
Dolayısıyla bizim adalet vasfını titizlikle muhafaza etmemiz lazım. O mahkeme, mahkeme-i kübradır. Başka hadislerden biliyoruz ki o mahkeme-i kübra kurulduğunda ümmetler, bizden evvelki ümmetler hesaba çekilecekleri zaman onlara gönderilmiş peygamberlerle o kavimler mahkeme-i kübrada hüccetleştiğinde, restleştiğinde bizim şahitliğimize başvurulacak. Ümmeti Muhammed'in şahitliği mahkeme-i kübrada Cenab-ı Hak tarafından hükme gerekçe kılınan bir şahitlik olacak. Dolayısıyla bizim şahitlik vasfımızı, adalet vasfımızı çok iyi farkında olmak ve muhafaza etmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Bu nasıl olur? Bu bizi biz yapan değerlerin muhafazasıyla olur, müdafasıyla olur. Bu değerleri herhangi başka bir değere, değerler sistemine şu veya bu gerekçeyle feda etmeme iradesini göstermekle olur. Zaman değişti, algılar değişecek. Zaman değişti, itikat değişecek. Zaman değişti, din tasavvuru değişecek. Böyle düşündüğümüzde adalet vasfını otomatik olarak kaybetmiş oluruz. Yahudileşme ve Hristiyanlaşma vakası da böyle ortaya çıkmış zaten. Zamanın değişmesiyle tasavvurun değişmesi, algının değişmesi insanın maruz kaldığı en tehlikeli problemdir. Ve bu hadisin sonunda kıyametin alametlerinden bahis edilmesi, sorulması da onu gösteriyor ki bu zaman diliminde, bu kıyamet alametlerinin vuku bulacağı zaman diliminde bu çok daha büyük, çok daha azmanlaşmış bir tehlike olarak ümmeti Muhammed'in gündemine gelecek. Bugün bunu aynen bu şekilde görüyoruz. İkinci olarak namazın ikamesinden bahsediliyor ki bu da üzerinde son derece detaylı bir şekilde durulması gereken bir hadise. Namazı ikame etmek demek, hayatı namaz üzerine ikame etmek demek. Namaz merkezli bir hayat yaşamak demek. Günlük hayatın hayhuyu içerisinde bazen namazları araya sıkıştırıverdiğimiz oluyor. Bazen gaflete düştüğümüz oluyor. Ama bizim hayatımızın namazın ikame edildiği bir hayat olması, hakkıyla eda edildiği bir namaz olması, o da şartlarına ve rükünlerine dikkat ederek, vaktine dikkat ederek, cemaatle edasına dikkat ederek vesair namazla ilgili hassasiyetleri koruyarak yerine getirilmesi gereken bir ibadet olarak kendisini gösteriyor. Zekat ibadeti hakeza, İslam toplumunu bir arada tutan, zengin fakir arasındaki ekonomik dengesizliği, uçurumu azaltan, zengindeki mal bağımlılığı riskini ortadan kaldıran ki müfessirlerimiz, bir kısım müfessirlerimiz diyorlar ki, zekatın teşri kılınmasındaki hikmet, zengin fakir arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmaktan ziyade zenginlerdeki sermaye sahiplerindeki dünya tutkusunu zayıflatmak, mal bağımlılığını, dünya bağımlılığını azaltmak. Çünkü ayet-i kerimede ifade buyurulduğu gibi onların mallarından kendilerini temizleyeceğin bir zekat al. Zengin o miktarı ayırıp fakire verdiğinde aynı zamanda kendisini de temizlemiş oluyor. Bu o ayırdığı miktarın pis olduğunu göstermiyor. Zenginin o miktarı ayırmakla o miktarı temizlediğini gösteriyor. Çünkü o elinde kalan miktar temizlenmiş oluyor. Ve Ramazan orucu kısmet olursa Ramazan'da üzerinde detaylı olarak dururuz. Ramazan bizim için sadece oruç tuttuğumuz bir ay değil, ayın kendi içerisinde kendine mahsus çok deruni hikmetleri, çok mühim özellikleri var.
Oruç bu ayda farz olmuş. Ramazan diye bir ay varmış, öteden beri varmış. Bu ay ne zaman bugünkü anlamına kavuşmuş? İlk başta Kur'an bu ayda nazil olmuş. Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına bu ayda inmiş. Arkasından Ramazan orucu bu aya hasredilmiş. Dolayısıyla bu ay daha evvel sahip olmadığı bir özelliğe, bir kutsiyete sahip olmuş. Bizim hayatımızdaki nirengi noktalarından birisi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, bir Ramazan orucu kendisiyle bir evvelki seneki Ramazan orucu arasında işlenmiş olan günahlara kefarettir. Dolayısıyla bizim için bir arınma mevsimidir, bir mübarek, mukaddes bir mevsimdir. Hac üzerine çok konuşmak elbette mümkün. İnsanların iman şuurunun tadını alması, efendim, zevkine varması, onu hücrelerine yedirmesi, ancak hacdaki o mübarek atmosferi teneffüs etmesiyle mümkün oluyor. Daha evvel birçok farklı vesilelerle bahsetmiştik. İmanın kalbe gerçekten kök salması, yerleşmesi bağlamında haccın çok farklı bir etkisi var. Merhum Malcolm X haccetmeden önceki hayatıyla haccettikten sonraki hayatını kendisi anlatıyor malum. Evvelki hayatında cahiliyeden bir kısım kalıntılar vardı. Haccettikten sonra bu kalıntılardan tamamen kurtuldu ve hakikati orada idrak etti. Hakikate orada dokundu. Döndükten sonra zaten şehadetine vesile olan o yeni şahsiyeti, yeni algısı, yeni misyonu orada pek çok çevreyi rahatsız etti. Osmanlı'da müftülük yapmış bir zat anlatıyor. Bir gün gayrimüslimken Müslüman olmuş, ihtida etmiş birisi, birisinin kızına talip oluyor. Adam da gelip bu müftü efendiye danışıyor. Böyle böyle bir durum var, ne dersin, vereyim mi kızı? Karşımdaki adam çok temiz, ihtida etmiş, Müslüman olmuş. O müftü efendi diyor ki, o bir hacca gitsin gelsin ondan sonra. Sebebini sorunca da diyor ki, ben Balkan kökenli bir insanım. Ve gayrimüslim, benim ailem gayrimüslimmiş. Beni çocukken medreseye göndermişler. Orada ben İslam'ı tanımışım. Daha sonra İstanbul'a gelmişim. İstanbul'da yüksek tahsil yapmışım. Müftü olmuşum. Fakat aklımda hep bir şüphe var. Acaba benim eski dinim daha doğru muydu, daha hakiki miydi? Ben Müslümanların elinde yetiştim. Onlar benim kafamı şekillendirdiler, beynimi yıkadılar. Acaba eski dinim dönsem mi filan diye zaman zaman şeytan böyle dürter beni, aklıma gelir gider bu düşünceler, hemen istiğfar ederim, tövbe ederim ama kurtulamam, bu düşünce gelmeye devam eder. Ne zaman ki hacca gittim, o atmosferi teneffüs ettim, elhamdülillah bu düşünce benden ebediyen ve kesin olarak uzaklaştı. Haccın böyle bir etkisi var. Tek etkisi, tek esrarı şüphesiz bu değil. O atmosferi, o yaşanan ortamı, o her bir mevkide, her bir coğrafyada yaşanmış şeyleri, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı hadiseleri, sahabe-i güzinin yaşadığı hadiseleri, oradaki hatıraları yerinde müşahede etmenin şüphesiz insan üzerinde çok farklı kalıcı etkileri oluyor. Daha sonra Cibril Aleyhisselam imandan soruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. O da Allah'a iman etmen, meleklerine iman etmen, kitaplarına iman etmen, rasullerine iman etmen,
ve ahiret gününe iman etmen derken bütün bunları tek bir iman kelimesinin müteallakları olarak zikrediyor. Yani en tu'mine billahi ve en tu'mine bi melaiketihi demiyor. En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir. Hepsini tek bir iman kelimesinin nesneleri olarak zikrediyor. İman fiilinin. Sonra da ve tu'mine bil kader diyerek imanı burada yeni baştan zikrediyor. Onu da hayrihi ve şerrihi ifadeleriyle açıyor. Buradan bize bir mesaj gönderiyor aslında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani kadere iman konusunda bir takım şeyler olacak demek ki bu ümmet arasında bir takım sıkıntılar ortaya çıkacak ki ve tu'mine bil kader diye iman etmendir ifadesini yeniden bu cümleciğin başına koyarak dikkatimizi çekiyor. Arkasından da hayrihi ve şerrihi diyerek maksadını biraz daha açıyor. Hayrıyla şerriyle kaderin Allah'tan olduğuna iman etmek. Bildiğiniz gibi bu düşünce günümüzde maalesef yeniden hortladı. Aslında kadere iman diye bir şey yoktur. Bu bizim hadis kitaplarımıza sonradan sokulmuştur. Kur'an'da da zaten geçmiyor böyle bir şey. Kadere iman diye bir mesele yer almıyor. Dolayısıyla ehli sünnet kaynaklar bilhassa Emevi idaresini meşrulaştırmak için Emevilerin izlediği politikaları meşrulaştırmak için Emevilerin telkin ettiği kader inancını hadisleştirerek kitaplara soktular ve bu bir itikat haline geldi. Aslında böyle bir şey yoktur diyorlar. Bu iddia üzerinde çok etraflıca durmak lazım. Zaman zaman bu konuya değiniyoruz. Önemine binaen sırası düştükçe, vesilesi geldikçe durmaya devam edeceğiz. Ele özellikle hadisimiz de doğrudan doğruya bunun merkezindeki bir hadisse bunun üzerinde daha fazla duracağız. Burada dikkat ederseniz İmam Nevevi merhum bunun Müslim rivayeti olduğunu söyledi. İmam Müslim rahimehullah tarafından nakledilmiş rivayet olduğunu söyledi. İmam Bukhari de bu rivayeti nakletmiş ama en tu'mine bil kader kısmını nakletmemiş. Bunu da bir vesile ittihaz ederek diyorlar ki Buhari bu işin farkındaydı. Öbür varyantları oradaki kadere iman cümleciği sonradan oraya sokulduğu için Buhari bunu fark etti ve kitabına almadı. Ama Müslim de dahil olmak üzere daha sonraki musannıflar bunu kitaplarına aldılar. Dediğim gibi bu rivayet 11 civarında sahabiden nakledilmiş. Biraz da gördüğünüz gibi uzunca bir rivayet. Ve bu 11 sahabiden gelen pek çok senet, pek çok rivayet yolu, pek çok varyant hadis kitaplarında yer almış. Bunların her birinde burada yer alan maddelerle ilgili eksikler var, fazlalar var. Bazen lafız değişiklikleri de var. Birebir bu hadis burada okuduğumuz, dinlediğimiz gibi her bir kaynakta yer almıyor. Bazı kaynaklardaki varyantta eksikler görüyoruz. İfade daha muhtasar, daha özet nakledilmiş. Bazılarında bazı lafızlar, ifadeler farklı gelmiş. Bazılarında ziyadeler var. Bunu nasıl anlamamız lazım? Burada özellikle kadere iman meselesini bu hadisin içine soktular demek için ayrı bir delil lazım. Bu bir iddiadır. Bu iddianın ciddiye alınabilmesi için özel bir delile ihtiyaç vardır. Nitekim kadere iman hususunun yer almadığı varyantlar aynı zamanda hac ve kitaplara iman hususlarının da yer almadığı varyantlardır mesela. Özellikle kadere iman zikredilmemiş demek, bu rivayetin aslı budur demek değil. Bu o manaya gelmiyor. Çünkü kadere imanı zikretmeyen varyantlarda
Aynı zamanda dediğim gibi hac ve kitaplara iman meseleleri de zikredilmemiş. O zaman bunlar da mı yoktu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı ve imanı tarif ederken bunları da mı zikretmedi? Bunlar da mı sonradan başka varyantlara ilave edildi dememiz lazım. Böyle bir soru otomatik olarak gündeme gelecektir. Tabii ki var. Elbette. Elbette. Ve de tabii İmam Bukhari öncesinde de nakledilmiş varyantları var bu rivayetin. Oralarda da kadere iman var. Biz şimdi İmam Ebu Hanife rahimehullah'ın akaid konusundaki risalelerini okuyoruz başka ortamlarda. İmam Ebu Hanife de nakletmiş bu rivayeti. Orada da kadere iman var. Yani bu iddiayı ile dile getiren arkadaşa deseniz ki İmam Ebu Hanife mi daha dikkatlidir, senin çizgine daha yakındır, Bukhari mi daha yakındır diyecek, İmam Ebu Hanife daha yakındır. İmam Ebu Hanife bu rivayeti eserinde nakletmiş, ne dememiz lazım? Demek ki İmam Ebu Hanife döneminde mi bu rivayet oraya sokuldu? Sokulduysa İmam Ebu Hanife nasıl fark etmedi bunu? Kader meselesinin tartışıldığı coğrafya, Irak coğrafyası, ilk defa orada gündeme geldi bu iş. Mabet el-Cüheni dediğimiz zat, kaderiye ideolojisini ilk defa İslam dünyasına sokan kişi, bu iddiayı dile getirmeye başladığı zaman tabiinden iki kişi kalkıyorlar ve Medine'ye gidiyorlar. Orada Abdullah İbni Ömer Hazretlerini görüyorlar ve bu olayı ona naklediyorlar. Bizim orada böyle bir adam çıktı ortaya, kader yoktur diyor, ne dersin diye. Bu rivayetin sahabi ravilerinden biridir aynı zamanda Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. O da çok sinirleniyor ve bu rivayeti naklediyor. O adama gidip gidin söyleyin, görürseniz onu Abdullah bin Ömer deyin ki dünyada da ahirette de senden beridir dedi. Ondan teberri etti Abdullah bin Ömer Hazretleri ve bu rivayeti nakletti. Bu rivayet başından beri elimizde mevcut bulunan hadis kitaplarının tamamında mevcut. Dediğim gibi hadis kitabı olmayan, bu hüviyette olmayan İmam Ebu Hanife'nin akaid metinleri gibi metinlerde dahi bu rivayet mevcut ve orada kadere iman var. O zaman böyle bir iddiayı dile getirmeden önce Allah'tan korkmak lazım. Bu iddiayı özel olarak delillendirecek bir şeye ihtiyaç olduğunu hatırdan çıkarmamak lazım. Kadere iman bahsi, maddesi, fıkrası bu hadise sonradan sokuldu derseniz biz de deriz ki bunu ispat edin bize. Kim soktu, ne maksatla soktu ve bu kadar alim bu işe neden, nasıl oldu da uyanamadılar? Bir de tabii kadere iman meselesinin Kur'an'da yer alıp almadığı gibi bir mesele var ki iddianın en önemli boyutlarından birini de bu oluşturuyor. Kısmet olursa kadere iman meselesini daha müstakil bahislerde konuşuruz. Her kim Kur'an'da kadere iman yoktur derse yalan söyler. Her kim hayrın ve şerrin Allah Teala'ya Kur'an'da da isnat edilmediğini söylerse yalan söyler. Çünkü bu inkarda bulunanlar diyorlar ki Allah Teala şerden münezzehtir, şerri yaratmaz. Şerrin kaynağı insandır. Şer Allah Teala'ya isnat edilmez. Biz de diyoruz ki Kur'an'ın isnat ettiği bir meselede siz hangi yetkiyle böyle bir tespitte bulunuyorsunuz? Buyurun. Evet. 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 Şimdi öbür taraftan da baktığımızda iman bir bütün bölünmez. Fakat bu imanda kaderi hayrı ve şerri inkar edenlerin hiçbirisi şehadete taviz vermiyor. Yani kelime şahit getirip iman oluyor. Peki bu durumda bu şahitlerin içerisinde evet, yani bir kimsenin kendisini ümmeti Muhammed'e nispet etmesi, şahitlik vasfına sahip olduğunu
eksiksiz noksansız bir şekilde şahitlerden olduğunu göstermez. Çünkü kendisini ümmete nispet ettiği halde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu yoldan ayrılanlar var. Bunlara biz ehli bid'at diyoruz. Bunların, bırakın mahkeme-i kübrayı, biz şer'i, beşeri mahkemelerde bile bunların şahitliğini kabul etmiyoruz. Ehli bid'atın, hele özellikle bid'atının propagandasını yapıyorsa rivayetini de kabul etmiyoruz. Hadis alimlerimiz kabul etmiyor. Dolayısıyla bunlar adalet vasfını kaybetmiştir. Elbette. Bunda hiç şüphe yok. Nisa suresinin 78. ayetinde ve in tusibhum hasenetun yekulu hadihi min indillah, eğer onlara bir güzellik isabet ederse derler ki bu Allah katındandır. Ve in tusibhum seyyiatun yekulu hadihi min indik, eğer onlara bir kötülük dokunursa bunu da senden bilirler, derler ki bu senden, senin yüzünden. Kul kullun min indillah, de ki hepsi Allah katındandır. İnsana dokunan hasene de, insana dokunan seyyiye de Allah katındandır. Allah'ın dilemesiyle, takdiriyle oluyor. Dolayısıyla Kur'an'da şer, kötülük Allah'a atfedilmiyor diyen insan bu ayete toslayacak başka şansı yok yani. Evet, dediğim gibi kader meselesi üzerinde uzun boylu dururuz. Maksat şimdilik hasıl oldu diyelim. Şimdi kıyamet alametleriyle ilgili bahiste o gelecek mecburen önümüze. Cebrail aleyhisselam kıyameti soruyor, ehemmiyetine binaen kıyameti soruyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz vaktinin sorulduğunu, tabii ki vaktinin kastedildiğini bilerek, bu konuda sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum demeye getiriyor. Sonra fe'akbirni an emaratiha, bana o zaman kıyametin emarelerinden bahsetti. İşaretlerinden, alametlerinden bahsetti diyor. Demek ki kıyametin bir takım alametleri olacak. Burada da tabii pek çok problem var günümüzde yani. Birincisi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gaybı bilir miydi ki kıyametin alametlerinden bahsetsin? İkincisi, pek çok Kur'an ayetinde kıyametin ansızın geleceği haber veriliyor. Ansızın gelecek bir şeyin de emaresi, işareti olmaz. Burada da Kur'an'a aykırılık var gibi bir iddia var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gaybı bilip bilmeyeceği meselesini müstakil bir bahis olduğu için başka bir oturuma erteleyelim. Çünkü üzerinde detaylıca durmak lazım. Biz hiçbir beşer kendiliğinden müstakil olarak gaybı bilir demiyoruz. Allah Teala'nın bildirmesiyle bilir. Bildiğini, bildirdiğini bildirdiği kimselerden biliyoruz biz. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle gaybı bilir derken, bunu bir kendi tespitimiz olarak söylemiyoruz. Bunu da Kur'an haber verdiği için söylüyoruz. Dediğim gibi delillerini müstakil bir oturumda inşallah serdederiz. Kıyametin alametleri bahsine gelince, evet, kıyametin bir takım alametleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu konudaki ayetler de iki vecihlidir. Bir kısım ayetler kıyametin ansızın kopacağını haber verir. Evet, bu böyledir. Araf suresinin 187. ayeti, En'am suresinin 31. ayeti, Yusuf 107 gibi ayetler kıyametin ansızın kopacağını, ansızın gelip çatacağını haber veriyor. Ama bunun yanında mesela En'am suresi 158. ayet, Neml 82 ve Muhammed 18 gibi ayetler de kıyametin bir takım alametleri bulunduğunu açıkça haber veriyor. En'am 158'de Cenab-ı Hak buyuruyor, يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكِ, Rabbinin bazı ayetlerinin, bazı alamet işaretlerinin geldiği gün, لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا, nefse, hiçbir nefse imanı fayda sağlamayacak. Lem tekun amenet min kablu, önceden iman etmemişse, bu alameti görüp de iman ettiğinde o iman ona bir fayda sağlamayacak.
ev kesebet fi imaniha hayran veya daha evvel iman etmiş ama imanında bir fayda elde edememiş, gösteriş için, riya için, menfaat için, başka bir şey için iman etmiş görünmüş de o iman iddiası ona bir hayır sağlamamış. Böyle kimselere Rabbinin bazı işaretleri geldiğinde imanları fayda vermez. Burada kıyametten bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Bazı işaretlerden bahsediyor. Ve de imandan bahsediyor. Ahirette elbette insan hakikati aynel yakın görecek. Orada iman edilmesi gereken hususlarla ilgili kişide bir yakın oluşacak zaten ama orası iman etme yeri değil. Dolayısıyla dünyadaki bir durumdan bahsediyor bu ayet-i kerime. Neml 82 اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ Kıyametin kopacağına dair bir sözden bahsediyor Cenab-ı Hak burada. Bir vaatten, bir sözden bahsediyor. Ve o söz onların üzerine, o sözün vuku yaklaştığı zaman veya vaki olacağı zaman اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَبَّةً مِنَ الْاَرْضِ Onlar için yerden bir dabbe çıkarırız. Dabbe canlı demek. تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ O canlı, o dabbe onlara insanların ayetlerimize yakinen iman etmemiş olduklarını kendilerine söyler, ikaz eder, ihtar eder. Bu da bir uyarıcı bir canlı, bir dabbe ve o da kıyametin kopuşuna yakın. Buradaki sözden maksat, vaatten maksat kıyamettir. Ve onun vuku yaklaştığında bu dabbe ortaya çıkacak. Muhammed suresinin 18. ayetinde فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا Onun alametleri gelmiştir. Açıkça bu ayet kıyametin eşratından, eşratus sa'adan, alametlerinden bahsediyor. Denebilir ki bu ayet Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nazil oldu. Bundan 1400 sene evvel nazil oldu. 1400 sene evvel kıyamet alameti mi vardı ki nazil oldu? O zaman kıyamet sürecini söz konusu etmemiz gerekecek. Kıyamet alametleri dediğimiz şey bir bütün değil, yeknesak değil. Üç ayrı aşamadan oluşuyor. Kıyametin uzak alametleri var, orta alametleri var, yakın alametleri var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyametin uzak alametidir. Bizzat onun gönderilmesi bile o ahir zaman nebisidir. Çünkü ene ve sa'atü kehateyni buyurmuş Efendimiz sağ elini kaldırarak bu iki parmağını. Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz buyurmuş. Arada başka bir peygamber, başka bir boşluk yok. O kadar yakınız ki şu ikisi gibiyiz. Dolayısıyla Efendimiz ahir zaman nebisidir. Onun gelişi bir kıyamet alametidir. Dünyanın bütün ömrü dikkate alındığında ahir ömründe geldi dünyanın aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sonra orta alametleri ya da küçük alametleri diyebiliriz bunlara. İşte bunları bugün görüyoruz biz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisin devamında işaret ettiği şey de odur. Bunlar kıyametin orta alametleridir. En telidel emetu rabbeteha cariyenin efendisini doğurmasıdır. Cariyenin efendisini doğurması ifadesi üzerinde epeyce durmuşlar hadis alimleri, birçok vecihler, birçok teviller, tefsirler zikretmişler. Bunlar içerisinde benim şahsen Allahu alem en uygun tevildir, tevcihtir diye düşündüğüm şu, öyle bir zaman olacak ki nesiller arasında bir uçurum olacak. Yeni yetişen nesiller, genç kuşaklar ana babalarını beğenmeyecekler. Onlara hizmetçileri gibi davranacaklar. Yeni yetişen nesiller modernleşmiş dünyanın değerlerine daha çabuk adapte olacaklar. Dolayısıyla
bu hayata daha yavaş adapte olan ya da olamayan aileleri üzerinde onlar daha çok söz sahibi olacaklar. Eğitim seviyeleri yüksek olacak, ekonomileri yüksek olacak. Dolayısıyla ana babalarına hakim olacaklar. Şimdi düşünün, biz bu kültür değişimini fiilen yaşıyoruz. Köyünden geliyor kente, burada okuyor, üniversite okuyor, iş sahibi oluyor, sermaye sahibi oluyor. Ana babası belki okuma yazma da bilmiyor. Dolayısıyla o evin ekonomisini o eline geçiriyor, anasına babasına o hükmetmeye başlıyor. Anasına hizmetçi muamelesi de yapıyor. O kültür farkı anasını babasını küçümsemesi gibi bir netice de doğuruyor çünkü. Hayat bu hale gelmeden önce evin reisi babaydı. Baba her şeyi bilirdi, her şeyi yapardı. Tecrübesi vardı, görgüsü, bilgisi vardı. Örnek bir şahsiyetti, evini çeker çevirirdi filan falan. Ama ne zamanki hayat tarzı değişti, şehre intikal ettiler. Babanın aile içindeki söz hakkı birdenbire sıfıra indi. O artık oturuyor orada. Kendisine bir şey danışılma ihtiyacı da hissedilmeyen bir adam, bir an evvel hayatımızdan çıksa gitse de rahat etsek diye bakılan bir fazlalık muamelesi görüyor zaman içerisinde. Anne hakeza, evde onun nasıl bir misyonu olabilir? İşte evin işlerini görür, bulaşık yıkar, yemek yapar, oraları temizler. Onun dışında başka bir etkisi yoktur yeni kuşak aile hayatı içerisinde, annenin de babanın da. Allahu alem, hadisin bu kısmı bizim yaşadığımız bu kültür değişimine bağlı aile içi münasebetteki arızayı anlatıyor. Ve tabii öbür kısmı biraz daha açık. Enterel hufatel uratel alete ri'a eşşaiyete tavelune fil bunyan. Yalın ayak, başı kabak koyun çobanları yüksek bina yapımında birbirleriyle yarışıyorlar. Görüyoruz bunu da. Yani köyden arsasını, arabasını, şeyini, tarlasını satıyor, sürüsünü satıyor, geliyor şehre, müteahhit oluyor, bina yapıyor veya sermaye sahibi oluyor, yüksek yüksek binalar yapıyor, yüksek yüksek binalarda mülkler alıyor ve bu konuda da birbirleriyle yarışmaya başlıyorlar. O kültür değişiminin çarpıcı tezahürlerinden birisini gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dikkatimize sunuyor. Bugün Körfez ülkelerinde, Suud vesaire dahil olmak üzere, o yüksek bina yapımındaki yarışa bakıyoruz. Evet, yani hakikaten çok insan garipsiyor. Kabe-i Muazzama'ya bakıyorsunuz, etrafında yapılan o azman binalara bakıyorsunuz. Geçenlerde birisi bir tweet atmış, diyor ki, Selefi kardeşlerimiz işte bizim kıyafetimize vesaireye bakarak bunlar bid'attır diye hayatımızı itham ediyor, bizi itham ediyor. Gözleri o koca koca binaları görmüyor mu? O Hicaz bölgesinde yapılan o şeyler bid'at değil mi bu binalar? Bu binaların bir Müslümanın hayatına girmesi bid'at değil mi? Şüphesiz çok üzerinde durulması gereken bir ibretlik bir durum hakikaten. Bu adamlar da koyun çobanıydı, yani deve çobanıydı. 50 sene evveline, 100 sene evveline baktığınızda evet, o topraklar çöldü, oralarda yaşayan insanlar bedeviydi. Şu anda yeryüzünün en zengin bölgeleri oralar. Evet, ve hadisin son kısmında Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, adam bunları sordu, bu cevapları aldıktan sonra men talak, adam gitti, ayrıldı gitti. Fele bittu meliyyen, bir süre bekledim. Bazı varyantlarında bu rivayetin Hazreti Ömer Efendimizin Cibril Aleyhisselam'ın arkasından hemen mescitten çıktığı, kimdi bu adam, nereye gitti diye arkasını takip etmek için ama bulamadığı, hatta 3 gün beklediği naklediliyor. Araştırdım bütün Medine'yi, kimdi bu adam, nereden geldi, nereye gitti, kayboldu birdenbire. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e rastlıyor Hazreti Ömer 3. günün sonunda. Efendimiz buyuruyor ki, tedrimen is-sail, bu soruyu soran kimdi bildin mi?
O da Allah ve Resulühü alem deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o cevabı veriyor. فَاِنَّهُ جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Evet, gerçekten özellikle ahir zamanda yaşayan bizler için her bir fıkrası üzerinde detaylıca durulmayı hak eden, hayatımızın merkezine koyup nirengi noktası ittihaz etmemiz gereken bir rivayetten bahsettik kısaca. Rivayetin bu son kısmı özellikle döne döne üzerinde durmamız gereken önemli fıkralar ihtiva ediyor. Kıyamet alametleri için başka hadislerde başka hususlar da zikrediliyor malum. Bunların hepsinin mezmum şeyler olduğunu söylememiz gerekmez. Bunların bir kısmı mezmumdur. Bir kısmı da vakayı tespittir, fotoğraftır tabiri caizse. Bunlar olduğunda kıyamet alametidir. Kıyamet yakın demektir anlamında ama bir kısmı mezmumdur yani. Buradaki hususların mezmum olduğunu zikredebilir miyiz, söyleyebilir miyiz? Allahu alem, aynı bağlam içinde geçtiği için cariyenin efendisini doğurması ve özellikle bu konu hakkındaki izahlar dikkate alındığında bu ana baba evlat ebeveyn ilişkisi konusunda olumlayabileceğimiz bir şey değil. Elbette tabii. Evet. Evet. Ya bu hayat tabii bu bir yüksek binaların çevremizi kuşattığı bu hayat İslami bir hayat mıdır? Ya da Müslüman şehir tasavvurunda, Müslüman medeniyetinin şehir tecrübesinde böyle bir bina ya yer var mıdır? Dediğiniz çok doğru. Yani bunları mezmum şeyler olarak zikretmek çok yanlış olmaz. Maalesef şehirlerimizi Müslümanca bina edemiyoruz. Şehirlerimize hele İstanbul gibi tarihin, kültürün, dinin buram buram her tarafından yayıldığı bir şehri biz bugün öyle bir hale getirdik ki maalesef artık İstanbul kimliğini kaybetti yani. Baktığınızda bu nasıl bir şehir? Ecdat acaba kalksa Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bu hali görse bizi buradan kovar mıydı? Evet, ben size bu şehri böyle yapasınız diye mi teslim ettim derdi yani. Allahu alem, kıyamet alametleri bahsinde zikredilen İstanbul'un ikinci defa fethi diye bir şey var. Bunu bazı kimseler günümüzde İstanbul kim fethedecek, kimden fethedecek? Şu anda İstanbul'da gayrimüslimler mi var ki Müslümanlar burayı fethedecek şeklinde biraz da karikatürize ederek soruyorlar. Ama Allahu alem, İstanbul'un kimliğiyle yeniden buluşturulmasıdır bu. Asli kimliğiyle yeniden barıştırılmasıdır. Yoksa şu hale baktığımızda, bu şehre tepeden baktığınızda o cami silüetleri de olmasa burası bir alamet-i farika bakımından Müslüman şehri midir, bir Avrupa şehri midir ayırt edemezsiniz. Bizi böyle bir alamet-i farika diğerlerinden ayırmalı değil midir? Bizim şehir tasavvurumuzda, medeniyet tecrübemizde böyle bir şey yok mudur? Vardır. Evet, dolayısıyla bu alametlerin önemlice bir kısmının mezmum şeyler olduğunu, ümmeti Muhammed'i sakındırmaya dönük bir muhteva da taşıdığını söylemek doğru olur ama bütünü için böyle bir şey söylemek Allah-u Alem doğru olmaz. Evet, süremizin sonuna geldik. Bu hadis aslında daha fazla konuşulmayı hak ediyor ama bir dersimizi doldurmuş oldu elhamdülillah. Sorusu olan varsa alalım. Peki. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.